Türkiye'de son 24 saatte biliyorsunuz 290 kişi daha COVID nedeniyle hayatını kaybetti. Ve yeni vaka sayısı da 23.946 oldu. Şimdi bir diğer yandan da biraz önce söylediğimiz gibi gözler 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitime çevrilmiş durumda. Konuşalım istedik biraz bu konuyu. Klinik Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bizimle birlikte olacak. Sayın Ertuğrul hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi son rakamları dilerseniz değerlendirerek başlayalım. Zira Bakan Koca'dan bir uyarı geldi. Tablodaki durum eğer bugünkü gibi devam ederse 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız olur dedi. Ve 4 bin de yeni can kaybımız olur dedi. Şimdi bu oldukça önemli bir tespit bence. 6 Eylül'de de okullar açıldığı için sizin öngörünüz nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu rakamları? Şu anda salgın o üçüncü hatta dördüncü pik dediğimiz pik noktasında devam ediyor. Bu Ağustos ayıyla başlayan ve hala devam eden o piki yaşamaya devam ediyoruz. Bir türlü kontrol altına alamadık ve her geçen günde durum daha da ağırlaşıyor. Can kayıpları her geçen gün artıyor. Şu anda test pozitiflik oranımız %8'lere çıkmış, hatta daha üzerine çıkmış durumda. Haftalık oransal olarak baktığımızda da 100 binde 250 civarında bir hasta ortalamamız var. Yani şu anda salgının en sıkıntılı dönemlerinden birini daha yaşıyoruz diyebilirim. Ve sanki böyle de devam edecek gibi görünüyor. Bu da tabii beni de birçok sağlık emekçisini de sağlık çalışanını da üzüyor. Şu an doluluk oranları nasıl peki hastanelerde? Özellikle aşı oranlarının düşük olduğu illerde hasta yoğunluğu çok yüksek olduğundan dolayı oralarda hani sağdan gelen bilgiler doğrultusunda konuşursam yoğun bakımların artık sıkışmaya başladığı, servislerin de dolmaya başladığı, yeni yeni servislerin açılmaya başlandığı yönünde bilgiler var. Büyük şehirlere baktığımızda Ankara sıkışmış durumda. İstanbul hala biraz daha rahat. Yani yoğun bakımlar dolmaya başladı ama servisler dolmadı henüz. Ama öyle bir sıkışıklık önümüzdeki dönemde eğer böyle devam ederse görünüyor. Ufukta onu görebiliyoruz. İzmir en rahat büyük şehirlerden bir tanesi diyebiliriz şu anda. Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Eğer izninizle sormak isterim onu da. Aşı olanlara baktığımızda ve yoğun bakımdaki doluluk oranlarına baktığımızda böyle bir veri var mı elinizde? Ya da bunun takibi yapılıyor mu? Tek aşılı, çift aşılı ya da hiç aşısızlar mı daha çok oluşturuyor? Bu rakam elinizde varsa sonra bir de varyant konusuna geçmek istiyorum ama önce bunu bir anlamak istedim. Tabii ki. Şimdi şöyle, yine ben sahadaki arkadaşların gönderdiği veriler üzerinden konuşayım. En yoğun olarak %90-95 aşısızlardan oluşuyor bir kere. Yoğun bakımlarda ve servislerde yatan hastalar. Geri kalan %5'in içerisindeki hasta yoğunluğunu ise işte ilk başlayan Sinovac aşısı dediğimiz inaktive virüs aşısını olanlar, iki doz olanlar ama yaklaşık 6 ay önce ya da işte 5 ay önce o aşılarını olmuşlar ve üzerine tekrar bir aşı yaptırmamışlardan oluşuyor. Daha sonrasında tek doz mRNA aşısı yani BioNTech aşısı yapanlardan oluşuyor. Ama ağırlıklı tablo %90-95 hiç aşısı olmayanlar üzerinden. Aslında bunu Ağustos ayının başından beri konuşuyoruz. Şu anda biz ağırlıklı olarak aşısızların pandemisini yaşıyoruz. Ne yazık ki durum da o şekilde. Bunun dışında söylenebilecek yoğun bakımlar için de aynı şeyler geçerli. Yani aşısızların ağırlığı var ama şunu söylemek istiyorum. Bu verilerin tam anlamıyla doğruluğunu denetleyen ve bunları birleştiren kurum aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın elinde net veriler var. Ve arada Sağlık Bakanı bu verilerden ipuçları verse de henüz o verileri bilemiyoruz. Aslında bence yapılması gereken şu anda bir an önce o Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin bilimsel çalışmalara açılması ve bilim insanlarının o verileri alıp yorumlayıp hatta araştırma halinde dünya literatürüne yani tıp literatürüne katkıda bulunacak şekilde yayınlamasıdır. Evet, şimdi bir de yeni varyant var. O yüzden bu kadar detaylı sordum şu andaki yoğun bakımdaki son durumu. Mu varyantı. Bu varyantın özelliği nedir? Şimdi hep yeni varyantları konuşuyoruz ama Mu varyantı daha mı ölümcül, daha mı hızlı yayılıyor? Bunu yaşayanlar daha mı ağır geçiriyor? Yani yoğun bakımı biraz daha doldurabilecek bir varyant mıdır bu? Ve Türkiye'de görüldü mü? Ve aşılara karşı da dirençli mi? Bu tip sorular geliyor benim aklıma. Buna dair elinizde veri var mı?
Şimdi daha ağır geçirip geçirmediği konusunda net bilgilerimiz yok. Bu varyantla ilgili henüz izlenmesi gereken, tehdit eden bir varyant olarak da Dünya Sağlık Örgütü olarak nitelendirilmedi ama şu anda izleniyor sadece. Klinik tablo olarak çok değişiklik olmadığı belirtiliyor. Fakat bu varyanttaki en önemli sıkıntı aşılardan kaçma olasılığının yüksek olması. Yani aşı etkinliklerinin az olması. Zaten o nedenle de yaygınlığının izlenmesi gerektiği söyleniyor. Şu anda Latin Amerika'da ağırlıklı olarak görülüyor ama hani bunun aynı Delta varyantı gibi dünyaya yayılması söz konusu olabilir. Diğer varyantlar içerisinde de şu anda bizim en korktuğumuz varyantlardan Delta ve Delta Plus varyantı. Çünkü onlarla beraber aşı etkinliklerimizde bir miktar düşüş yaşadık. Özellikle Delta Plus'la beraber. Inaktive virüs aşılarımız iki dozda olsa koruyuculuk oranları çok ciddi oranda düştü. Ve bundan sonraki asıl varyantlar açısından konuşacak olursak asıl risk aşılara dirençli, aşılardan etkilenmeyen yeni bir varyantın ortaya çıkması olabilir. Eğer salgını kontrol altına alamazsak ki bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Yani dünya ölçeğinde bizim salgını kontrol altına almamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsa insanoğlu o zaman bu tür bir varyantın ortaya çıkması ne yazık ki elimizdeki aşıların etkinliğini de ortadan kaldıracaktır. En korktuğumuz nokta da odur zaten. Belki de aşıların hocam bu yeni varyantlara göre belirli aralıklarda güncellenmesi gerekecek. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi. Çünkü virüs dediğimiz şey sürekli bir aslında pek çok varyant var. Biz sadece birkaçını şu an Delta'yı biliyoruz. Delta Plus'ı, Mu gibi bunları biliyoruz ama binlerce varyant var aslında. Belki de bunlara yönelik yeni aşılar geliştirecek ya da aşılara yeni modüller eklenecek. Nasıl tabir edeceğim bilmiyorum ama Evet. ve bunları da biz düzenli olarak olacağız ve bundan sonra bu şekilde bir şekilde hani tamamen Devam edilecek. devam Evet, evet. edecek. Tüm dünya yenene kadar sadece bizde olması da yetmiyor. Sıkıntı orada zaten. Tüm dünyanın Evet. olması gerekiyor ki yeni varyantlar konakların üzerinde, insanların üzerinde yaşamını sürdürmesin. Şimdi bir de Sürdürmeyeceğim. yeni tedbirler var gündeme gelen. Lokantalarda, kafelerde mesela aşısızlar için ayrı bölümlerin oluşturulması tartışılıyor. Hani nasıl eskiden yapıyorduk sigara içenler, içmeyenler için gibi. Şimdi böyle bir ayrıma gidecek. Sizce bu mümkün mü? Bu bir fayda yaratır mı? Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi elbette olumlu olacaktır ama yani ben bir hekim olarak aşıların mutlaka yapılması gerektiğini ve aşı yapılmayanlar üzerinde değil aşıları olanlar için bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz sonuçta bir enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım, enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanıyım ve şunu söylüyorum. Bulaşıcı hastalıklar dönemi başka hastalıklar gibi değildir bu bir bulaşıcı hastalık. Sizde olması durumunda başka insanları da riske atar, tehlikeye atarsınız. O nedenle eğer aşınız olmuyorsanız bu sadece bireysel bir sorumluluk olarak değil, toplumsal sorumluluğunuzu da yerine getirmiyorsunuz anlamına gelir. Çünkü hasta olduğunuz zaman başkalarının yaşamını riske atmış olursunuz. Şimdi bu net bilimsel bilgiden sonra benim korktuğum nokta şu, onu belirtmekte fayda var. Türkiye'de, ülkemizde zaten her şey cepheleşerek ve kavga ederek sorunların çözülmesi gibi bir alışkanlık var. Halbuki böyle olmamalı. Yani biz aşısızları işte şurada oturacaksın, işte orası size ayrılmış özel alan deyip farklı insanlar gibi davranmamalıyız. Evet, aşılarını olmuyor olmaları kendi toplumsal sorumluluklarını yerine getirmiyor anlamına geliyor ama bunları ikna ederken bu tür kavgacı bir üslupla değil de daha uzlaşıcı bir üslupla davranabiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Aşına olmuyorsan hasta olmadığını bana kanıtlamalısın ki ben o riski topluma yaymadığını bileyim. Bana veya bir başkasına risk oluşturmadığını bileyim. Bunun da diğer yöntemi test yapmaktır. Yani PCR testleri veya hızlı antijen testleri. Bunlar gündeme gelebilir. Bence aslında o tür önlemlerdense insanlardan bunları istemek, bunları talep etmek aşıların olmayanlardan daha uygun gibi geliyor. Avrupa'da yurt dışında yapılan da budur aslında. Yani bir insan bir lokantaya gidip yemek yemek istiyorsa aşısı varsa sorun yok. Aşısı yoksa da hasta olmadığını oradaki işletme sahibine veya işletmeciye göstermekle yükümlüdür. Bakın PCR sonucum ben son 48 saat içerisinde yaptırdım ve negatifim diyebiliyorsa
ayrımsız bir biçimde orada oturup yemek de yiyebilmeli, dolaşabilmeli veya bir hızlı antijen test sonucuyla bunu yapabilmeli. Yani insanları aşısız diye farklı davranmak ve onları o bir köşeye itmek bana yeni bir cepheleşme oluşturacakmış gibi geliyor ve çok da kulağıma hoş gelmiyor. Yani PCR testle virüsü taşımadığını ispat ederse herhangi bir sıkıntı yok diyorsunuz ama işte orada da testlerin güvenilirliği konusu benim biraz kafamı kurcalıyor. O da ayrı bir konu, aslında konuşulacak ayrı bir konu. Şimdi son bir şey daha sorayım. Zorunlu PCR testinin kapsamı genişletilebilir mi sizce bundan sonra? Öğretmenlerde yapılıyor, okul personeli de yapılıyor. Şu anda okulları konuştuğumuz için bunlar gündemde ama bunun dışında mesela AVM'ler içinde ya da başka yerlerde geçerli olabilir mi? Hatta giriş çıkışlarda belki çok daha hızlı kitler olabilir. Bunlar uygulanabilir mi hocam? Elbette. Bakın Avrupa'da bu şekilde yapılıyor. Ya PCR testiyle son 48 saat içerisindeki PCR testinizle bunu edinebiliyorsunuz hastalığı taşımadığınızı veya hızlı antijen testi dediğimiz çok ucuz, kolay, pratik yöntemlerle, ki ben bunu okullara da öneriyorum. Yani sürekli o PCR testi yapmaktansa örneğin hafif bir burnu akan öğrenciye orada PCR testi yapamayacağınızdan dolayı, kısa sürede yanıt alamayacağınızdan dolayı hızlı antijen testi yapabilirsiniz. Benzer uygulamalar AVM'lerin girişlerinde veya farklı yerlerde de yapılabilir. Bence de sizin dediğiniz yöntem çok uygun ve genişlemeli de zaten bu. Yani eğer insanlar aşılarına olmuyorlarsa ve olmamaya direniyorlarsa o zaman toplum açısından hastalığı yaymadıklarını kanıtlamalarını isteyebiliriz o insanlardan ve bunun için de test yaptırmalarını isteyebiliriz. Bunun iki yöntemi var, ya bir PCR testiyle ya da hızlı antijen testleriyle. Belki AVM girişlerinde hemen hızlı antijen testleri yapılabilir ki yine söylüyorum yurt dışında, Avrupa'da, Almanya'da bu şekilde uygulanıyor zaten. Hocam bu hızlı antijen testlerinin doğruluk oranı nedir? Bir de kaç dakika gibi bir süre içerisinde veriliyor bunların sonuçları? Doğruluk olanları oldukça yüksek, tarama testleridir bunlar. Orada örneğin genellikle negatif sonuç hasta olmadığınızı gösterir ama pozitif sonuç ise hasta olduğunuzun kesin kanıtı değildir. Mutlaka bir doğrulama testiyle doğrulamanız gerekir. Yani PCR testiyle doğrulamanız gerekir. Bunlar hızlı tarama testleri olarak kullanılır ve birkaç dakika içerisinde yanıt veren testlerdir. Hatta bu gebelik testleri gibi çok sık kullanılabilecek testler şeklindedir. Çok basit bir biçimde, işte yine burundan örnek alarak veya ağız içinden örnek alarak, tükürükten de alarak rahatlıkla yapabilirsiniz bu testleri. Peki hocam, çok teşekkürler. Çok ayrıntılı bir şekilde tüm soruları yanıtladığınız için Klinik Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bu saat diliminde aşıyla ilgili ve diğer alınacak tedbirlerle ilgili tüm sorularımızı yanıtladı.